Merhabalar arkadaşlar, Özgecan Aslan'ın ölüm yıldönümü, Allah mekanını cennet etsin. Unutmadık, unutmayacağız arkadaşlar hiçbir zaman. Her yerde sesimizi duyuralım, kadına şiddete hayır. Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz hepiniz videomuza. Bugün arkadaşlar Kar98 ve AWP'ye elveda ediyoruz diyebilirim. Çünkü neden diye sorarsanız Zula'nın son güncellemesinde artı 7 geldi biliyorsunuz. Oyuna girersem göstereceğim. Ve Kar98 kullanan var AP, bunu ben dün canlı yayında öğrendim. Bir tane abimiz geldi, dedi ki Leon 1 almanızı öneririm size. Mesela şu şekilde Leon 1'e bir de dedi Transform üst eklenti takarsanız daha hızlı oluyormuş. Yani Transform'u biliyorsunuz. Ben de bugün oyuna girdim, bir tane Transform fırsat sandığı var. Ama yalnız burada diyor ön eklenti, ön eklenti. Acaba üst eklenti gelecek mi, onu merak ettim. Bir tane alayım. Böyle süper, alt eklenti, ön eklenti, üst eklenti veriyor ama yazmayı unutmuş Zula sanırsam. Onu da söyleyeyim, 5 tane alacağım. Yani 5 kez anlıyormuş. Leon 1'e umarım bir tane üst eklenti çıkar. Yani bir tane çıkarsa çok güzel olur. En azından Leon 1'in size hızını gösteririm. Arkadaşlar ben şöyle bir açayım. Açayım. Bu arada bizim şey var. Dur şöyle yapayım. Kaç tane alınıyor ya bundan? Ha 5 kez. Şimdi bizim AP'yi biliyorsunuz hızlandı bir tık ama bilmiyorum, ön eklenti nerede? Ha, üst eklenti. Umarım Leon 1'e çıkar. Gerçekten hızını ben de merak ediyorum. UMP'ye çıktı. İşte şu transform var ya, Leon 1'e çıkarsa gerçekten çok çok iyi olur diye düşünüyorum. MPT 76'ya geldi. Hadi hızını ben de merak ediyorum. Bir dün oynamıştım canlı yayında. Gerçekten de AWP ve Kar98'den daha hızlı. Bir de duyduğuma göre artı 7 geldikten sonra hızlanmaya başlamış silah Leon 1. Ya zaten hızlıydı, pardon, tek atmaya başlamış, pardon. Bakalım nasıl olacak. Şu an açmaya devam. 19 tanemiz kaldı. Leon 1'i kısa ve öz bir şekilde göstereyim. Bu arada abi niye sniperlara çıkmıyor da hep anas, yani şeyi, taarruz silahlarına çıkıyor. Onu da merak ediyorum. Üst eklentiyi açıyorum. Scout. Aga be, Scout da çok hızlı ama Leon 1'e çıkarsa daha hızlı diye düşünüyorum. Çeytak. Umarım bir tane Leon 1'e gelir. Gerçekten güzel olur diye düşünüyorum. Auga geldi. Acaba Leon 1'e gelir mi? Şu an açıyorum ve 14 tane kalır. Ne çıkacak? Şey var. Abi çıkarsa çok iyi olur. Gerçekten iyi olur. Devam. Kar98'e geldi. Hadi bir Leon 1'e gelsin. Gel abi, 12 tane kaldı ya. Neyse arkadaşlar, buraları fazla bekletmeyeyim. Ben açayım, çıktığında gelirim. Arkadaşlar sonuncuyu da açtım. Ne yazık ki çıkmadı üst eklenti. Markette başka var mı? Transform, yeşil transform, kırmızı transform. Aslında bunlardan da çıkabilir ha. Şöyle bir bunları da açalım. Kaç kere? 5 kez anlıyormuş. Alıp geliyorum hemen. Bakayım bir dakika. Çıkar mı acaba? Leon 1'e var mı bilmiyorum ama bir bakalım. Arkadaşlar videoyu kısa bir böldüm. Benden çok ucuz fiyatlı bir kulaklık istiyordunuz. Gerçekten bu çok uygun fiyatlı. Ayrıyetten 7.1 ses kalitesine sahip. Yeni Game Power Warlord kulaklığından size biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kutumuz bu şekilde. Şurada bir tane sanal surround var. 7.1 ses kalitesine sahip. USB girişi var. Full RGB. Her tarafa RGB. Birazdan göstereceğim. Ayrıca mikrofonu var kulaklığın. Konfor var arkadaşlar. Yani esneme payı falan filan var. Hepsini, neyse biz bir açılımına geçelim. Böyle kulaklığı açtığımızda içinden bir tane bize şöyle bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Ayrıca bunun en büyük yanı da hoparlör olması arkadaşlar. Normalde hoparlörünüz yoksa hem kulaklık olarak hem de hoparlör olarak kullanabilirsiniz. Esneme payı var görmüş olduğunuz gibi. Yani küçük kafaya da oluyor, büyük kafaya da, her türlü şu şekilde görünümü bayağı iyi. Dünyayla bağlantınız kesiliyor arkadaşlar. Bunu taktıktan ve müziği açtıktan sonra mikrofonumuz da bu şekilde. Bunun bir testine geçelim. Işık sistemine bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda taktım, görüyorsunuz full RGB bir şekilde yanıyor. Böyle tek bir yerinde falan değil. Şu şekilde görünümü gerçekten inanılmaz güzel ve kulağı gerçekten rahatlatıyor. Yani yumuşak yapıya sahip, şöyle bastırdığımda görüyorsunuz zaten yumuşaklığı. Arkadaşlar kulaklık bu şekilde, birkaç detayını daha söyleyeceğim. Arkadaşlar burada kumandasında en altta ses açma ve kapatma var. Üçüncü düğmeden ise arkadaşlar ortadaki RGB ışıkları kontrol edebiliyorsunuz. Gördünüz mü? Bakın basıyorum. Çok güzel, mesela yanıp sönüyor.
İşte hızlı dönüyor mesela. Bu çok hoşuma gitti. Rengi çok efsane. Arkadaşlar en alttaki ise 3D sanal surround aktifleştirme tuşu. Ayrıyeten bunun yazılım desteği de var. Bilgisayara indiriliyor arkadaşlar. Oradan sesleri falan her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Size bir ses kalitesinden bahsedeyim isterseniz. Yani hoparlör kısmından. Bakın arkadaşlar izleyin. Şuradan patlama kısmı geliyor. Çok iyi be, çok iyi. Kulağıma takarsam bakalım bir dakika. Az önce kulağıma taktım, bir şey fark ettim. Birçok kulaklık falan tanıtmıştım sizlere, gösterdim uygun fiyatlı ama işlerinde en iyisi olabilir. Neden diye sorarsanız, bazıları dinlediğim müziklerin kalitesini bozuyordu ama bu gerçekten bozmuyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Hem de oyun oynarken çok büyük performans verir. 7.1. Arkadaşlar bir kulaklığın en önemlisi görünümü. Yayıncıysanız böyle bu şekilde şöyle ne kadar güzel duruyor. İkinci en önemli kural ses kalitesi. Hem de 7.1 ses sürücüsüne sahip. Dediğim gibi bunu tam uygun fiyat, gerçekten uygun. Açıklamaya bıraktığım linkten bir gidin bakın. Hani çok uygun arkadaşlar, çok ciddiyim. Hem de performansı çok iyi bu kulaklığın. Ben bunu kullanırım yayınlarımda. Sizlere de tavsiye ediyorum. RGB LED'in olması arkadaşlar şu şekilde. 50 mm'lik ses sürücüsüne de sahip, bilginiz olsun. En önemli detaylar bunlar. Ayrıyeten kontrol kumandası da var. Gerçekten çok iyi. Telefona da bağlayabilirsiniz. Ek aparatla, yani USB'yi normal ara kabloya takıyorsunuz. Ondan da telefonunuza. Ve ayrıyeten telefon özellikleri de var. Gerçekten mesela buradan sesi açtığınızda otomatikman telefonda sesiniz fullsa onu kısmıyor. Buradan ayarlayabiliyorsunuz gönül rahatlığı. Çok güzel, uygun fiyatlı, açıklamadan alabilirsiniz. İnce hesaptan almanızı tavsiye ediyorum. Zaten açıklamada linki var. Şöyle yeşil üst eklentiden başlıyorum. Bakalım ne çıkacak. Sonra olmazsa normal bir stabil oyunumuza geçeriz. Pardon, ön eklentiyi açmışım. Pardon. Yeşil üst eklentiyi şu anda açtım. Umarım Leon 1'e gelir. Auga geldi. Neyse arkadaşlar, bir 4 tane açayım. Çıkmazsa Leon 1'in size hızını göstereyim. Bak AP'ye geldi. Gerçekten Transformlar iyi oluyor. Kar 98'e geldi. Bu da güzel. Size ben hızını gösteririm şimdi birazdan. Şu an açmaya devam. Kar 98'e geldi. Bir tane daha açıyorum. Bunları da canlı yayında açarım. Her akşam canlı yayınımız var. Bu arada beni buraya kadar izleyenler varsa tamamen size kalmış. İster destek olun, ister olmayın arkadaşlar. YouTube'a Soba Borusu yazıp kanalıma abone olursanız, Brawl Stars kanalıma beni çok mutlu ederseniz, hani bir insan en büyük şey mutlu olması. Siz de bir abone olup beni mutlu ederseniz, hatta son videoya gidip Halil Örenler videosundan geldik derseniz beni çok mutlu edersiniz. Açıklamada var. YouTube'a Soba Borusu yazıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi fazla uzatmadan bir Leon 1 ile oyunun performansımıza geçelim. Şu an oyunumuz açıldı ama ben pek bir ısınmadım. Buradan geliyor. Yok. Sadece sniper açmışlar. Sizce AWP ve Kar 98'den iyi mi? Baksana abi. Aha tek atmadı lan. Oha. Hani bu tek atıyordu. Abi. Şaka maka bir yana ama. Harbi tek atmadı lan. Var ya, demek bizi kandırdılar mı? Ama olur ya, bir bakayım. Ben böyle artı 7 basmışım mı buna? Abi tam ısınamadım da. Evet, Leon 1 artı 7 nasıl oluyor? Hızı çok iyi. Hepsinden hızlı diyebilirim size. İki kişi, üç kişi. Oo. Uzaktakine bile tek attı. Odadakiler de bayağı iyi. Bakalım birazdan zaten ısınırız. Şovları falan yaparız. Lan. Kardeşim. Hadi be, onu vuramayız ya, o biraz değişik. İki kişi. Tek atması şu anda bir ihtimal de olsa hoşuma Üç kişi. gitti. Yani bunu bak, mermi değiştiriyor. Hızı gayet iyi. Hadi be, bıçak yedik. Ulan videoda da bıçak yemedik demeyiz ha. Ya İki işte bir kişi. tık ısınsaydım çok güzel olurdu. Direkt videoyu başlattım ama
Hiç bu problem değil. Oğlum boru 12 ile vurdu artı 6. Oha. Neyse. Güzel maç. Sen yat aşağı kral. Şunu şöyle geldim şuraya. Burada kimse yok sanırsam. Şöyle ayın bir tozunu dumanına katalım. İki kişi. Üç kişi. Evet. Şimdi ısındım sayılır ya. Şöyle. Seri katil. Hızı gerçekten konuşulur arkadaşlar, hızı. Hızı iyi. Bence Leon 1 çok iyi. Hatta bildiğimiz e-sporcular da oynadı. Aytekin abi Wons mesela oynadı bunu. Bilginiz olsun. Ondan sonra ben oynadım. Necdet abi oynadı. O zaten önerdi bana. Leon 1'in hızlı olduğunu söyledi. Ben de bugün AP ve Kar 98 bence çöp niyetine geçiyor diyebilirim. AP'den daha hızlı çünkü Leon 1. Baksana abi. Bir de transformu takarsanız daha hızlıymış diye bir söylenti duydum. Bu arada altınlarınızı da Perdiştal'dan alabilirsiniz. %5 bonusu. 19'a 5 kötü oynuyoruz aslında ama dediğim gibi pek bir oyuna yeni girdim. Hiç ısınmadım. Aga o nasıl ölmedi ya? Haydi be. Beklesem gelmez ha. Bak bir 2-3 kişiyi de öldüreyim arkadaşlar. Sonra videomuzu sonlandırırız. Dediğim gibi beğenmeyi ve kanala halen abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kanka niye ölmüyorsun? Çok iyi ya. Bence AP'den iyi. Ve bana göre seri katil. Mermi bitti. Kar 98'den de iyi diyebilirim. Seri katil. Evet arkadaşlar, 9'lu combo videomuzun sonuna geldik. Şöyle çıkalım. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olursunuz. Altınlarınızı %5 bonuslu Perdiştal'dan alabilirsiniz. Açıklamada var. Beğenirseniz mutlu olurum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Hangisi daha iyi diye. Görüşürüz.